Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine mükemmel bir konuyla karşınızdayız. Orta Çağ'da Dünya'yı göreceğiz. Konu içinde neler öğreneceğiz? Tabii ki konuyu öğrenmeden önce Tonguç bu anlamda senin her daim yanında olacak. İlk olarak arkadaşlar 0'dan 9'a Tarih Konu Anlatımı Soru Bankası'nı ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Peki nereden sorumluyuz? Dersem Ünitem 3 yani Orta Çağ'da Dünya sayfa 62'den 90'a kadar sorumlu olacağız. Arkadaşlar konuyu taradın. Tonguç bu anlamda sana yardım sağladı. Sonra ise Tonguç'un Dinamo Soru Bankası. 9. sınıfı ne yapıyoruz? Hemen ödevlendiriyoruz. Bakalım hangi sayfalardan sorumluyuz? Sayfa 77'den sayfa 100'e kadar ne yapacağız? Sorumlu olacağız. Ve orta çağda dünyayı takır takır çözmeye başlayacaksınız. Hazırsanız arkadaşlar başlamadan önce konu içinde neler göreceğiz? Orta çağda siyasi yapılar yani orta çağda neler oldu dönemin önemli olayları neler bunlara bakacağız. Sonrasında ise orta çağda ordu sistemi nasıl bunu göreceğiz. Sonrasında ise tarımdan ticareti ekonomiyi ve bu dönemde insanlığın olmazsa olmaz noktası kanunların gelişmesini birlikte ele alacağız. Hazırsanız kemerleri bağlayın hız kesmeden başlayalım. İlk olarak siyasi yapılara bakacağız. 651 yılında Sasani Devleti'nin yıkılması. Yani Sasani Devleti Hazreti Ömer döneminde Nihavend Celula Savaşları sonrasında da dünya tahnesinden yok olacak. 651'den sonra 711 yılında Vizigot Krallığı Avrupa'da son buluyor. Ve 1000 yılında Gazneli Mahmud Hindistan'a 17 defa sefer düzenleyerek Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında önemli bir unsur olacak. Sonrasında ise Bilenli yılında Katolik Ortodoks bölünmesi gerçekleşiyor. Katoliklerin başkenti dediğim zaman Vatikan, Ortodoks dediğim zaman ise aklınıza İstanbul gelecek. Yine 1196'da Cengiz Han ya da diğer ismine Timuçin diye adlandırdığımız dünyanın en büyük kıta sahanlığına sahip olan devleti Moğol İmparatorluğu kurulacak. Ardından ise dünyanın ilk demokratikleşme hareketi diye adlandırılan 1215 yılında Magna Carta gerçekleşiyor. Magna Carta Magna Carta İngiltere kralı Yurtsuz John ile halk arasında imzalanacak anlaşma bu da dünyaya şu şekilde girmiştir. Dünyanın ilk demokratikleşme hareketi olarak bilinmekte. Sonrasında ise 1227 yılında Moğol İmparatorluğu dünya sahnesinden çekilecek ve dörde ayrılacak. Sonrasında ise 1295 yılında o demokrasinin atılan Magna Carta ile temelleri İngiltere'de parlamenter sisteme dönecek. Avam kamerası diye adlandırdığımız bir kamera diyoruz. Sonrasında 1337-1453 yılları arasında Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında 116 yıl sürecek 100 yıl savaşlar gerçekleşecek. 1347-1351 yılında Avrupa veba salgınıyla baş ediyor ve Avrupa'nın yarı nüfusu vebadan hayatını kaybetmiş ve Avrupalılar orta çağı kendileri için karanlık çağ olarak ne yapmıştır? Adlandırdı. Şimdi siyasi olaylarımız bunlar. Gelelim dönemin güçlü devletlerini ve olaylarına bakalım. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması. Peki neyle ikiye ayrılmıştı değerli arkadaşlar? Kabimler neydi? Göçüydü. Şimdi kavimler göçünü şöyle kısaca bir hatırlayalım. Avrupa'da barbar kavimlerimiz vardı. işte Ostrogotlar, Vizigotlar, Gandallar, Germenler, Slavlar, Saksonlar gibi topluluklar. Bu kavimler birbirlerini itmeye başlamalarıyla birlikte Roma'ya baskı uygulayacaklar ve Roma'yı ben kaça ayıracağım? İkiye ayıracağım. Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Aynı zamanda Avrupa'da ilk kez bir Türk devleti kurulacak. Ben bu Türk devletine de Avrupa Hun devleti diyorum. Ama dönemin en önemli olayı nedir dersem eğer feodal siyasi yapılar ortaya çıkacak. Yani diğer ismine ne diyeceğiz biz buna? Feodalizm ya da diğer ismine derebeylik olarak adlandırılıyor. Unutmayın mükemmel bir püf nokta vereceğim. Eğer bir yerde feodalite ön plandaysa orada merkezi krallıklar zayıflamıştır diyeceksiniz. Sonrasında ise peki feodalizm sistemi nasıl ortaya çıkacak? Orta Çağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren bu dönem damgasına vuran sistem feodalizm. Yani gördüğünüz gibi bir şatomuz var. Şato arkadaşlar bir derebeye emanet. Aynı zamanda bunun içinde halk yaşıyor. Yani insanlar burada yerleşik. Dışarı kapalı mı? Dışarı kapalı. O yüzden de burayı kuşatıyor insanlar alamıyorlar alamadıkları için de feodalizm de merkezi krallıkları ne yapmıştır? Zayıflatacak. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği sırada Şahi adı verilen büyük toplar döktürüyor ve bu büyük toplar dünyaya surların yıkılabileceğini anlatmış ve böylece dünyada arkadaşlar feodalizm son bulmuştur. Peki bilmezsem olmaz. Neyi bilmem lazım? Hadi hazırsanız gelin buna bir bakalım. Neyi bileceğiz? Bakalım arkadaşlar. Bu sisteme göre siyasi güç krala ait olup, kral siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla veya kontrollü olarak derebeyleriyle paylaşmıştır. Bu da merkezi krallıkları ne yapmıştır diyorsunuz, zayıflatmıştır diyeceğiz. Şimdi dünyanın, orta çağ dünyasında önemli devletlerim var. Üç tane devletten bahsedeceğiz. Peki bu üç tane devlet kim? Birincisi Bizans, sonrasında Moğol İmparatorluğu ve sonrasında da Sasani diyeceğiz. Şimdi Bizans için ne söylüyorsunuz? Diğer isminde Doğu Roma diye adlandıracağız. Şimdi Bizans İmparatoru gücünü Tanrı'dan alan otokrat bir lider konumuna gelmiştir. Yani otokrat monarşiden farklı olarak bir güce ve bir soya da yapılması, dayandırılması diyeceğiz. Sonrasında ise Bizans'ın yanı sıra dünyayı kasıp kavuracak, istila faaliyetlerine uğrayacak bir devlet ortaya çıkacak. Moğol İmparatorluğu diyeceksiniz. İstila hareketleriyle dünyanın geniş kara imparatorluğunu kurmuşlar. Ve dünyanın bilinen arkadaşlar ilk kıta sahanlığı geniş olan devlet olarak tarih sahnesine adlarını yazdırmışlardır. Sasani İmparatorluğu ise İran bölgesinde kurulan ve Pers İmparatorluğu'nun devamı niteliğinde ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Şehinşah yani kralların kralı Pers devlet geleneğini devam etmiş ve Nihavet Savaşı sonrasında da tarih sahnesinden Hazreti Ömer bunları ne yapmıştır? Silmiştir diyorsunuz. İmparatorluklarda peki sosyal ve ekonomik askeri durumlar nasıl, nasıl gerçekleşiyor? Buna bir bakalım birlikte. İlk olarak arkadaşlar Sasani Devleti'nde Perslerin biliyorsunuz ki devamı niteliği diye adlandırmıştım. Perslerin devamı niteliğinde ve ülkelerine eyaletler ayırmışlar. Bu eyaletlere ben satraplık sistemi diye adlandırdım. Sistemle ne yapmışlardır? yönetecekler. Hatta buraları denetleyen kişilerin ne, de ne diyorduk biz? Şah gözü ve şah kulağı diye ne yapılmaktaydı? Adlandırılmaktaydı. Yine inanç yapısı olarak bunlar zerdüşlük inancına tapmışlar. Yani neye taptılar dersek ateşe tapmışlardır. Ahur Mazda bunların en önemli tanrılarıdır. Peki ne tanrısıdır dersem de iyilik tanrısı olarak kabul edilmektedir. Yine Bizans İmparatorluğunda hayat ve geçim tarzı ticareti dayanmaktaydı. En önemli ticaret yolu hangisiydi dersem İpek yolu önemli bir kavramdır diyoruz Bizans İmparatorluğu için. Sonrasında ise krallar meclislerinde kontlara, psikoposlara danışarak karar almış. Peki nerede alınıyor? Arkadaşlar Avrupa'daki Germen krallıklarında bunu ne yapacağız? Göreceğiz. Krallar meclislerinde kontlarla, psikoposlara danışarak karar almış. Kontlar imparatorun tebaasını ruhban sınıfına iade etmek zorlanmıştır. Psikopatlar da halkı kontların yerel iktidarına tabi olmaya çağırarak gücünü dine ne yapmıştır? Dayattı diyeceğiz. Peki Moğolları nasıl göreceksiniz? Moğollar abi önüne gelen her şeyi katıp kavurmuş, savurmuş, her şekilde istila etmiş. Bakın Moğollar konar göçer bir yaşama sahip. Yani göçebe bir yaşam tarzı var. Bunların arkadaşlar ekonomileri her ne kadar hayvancılığa dayansa da yerleşik topluluklarla da ticarete önem vermişler. Hatta Cengiz Han, Hazem Şahlar lideri Celalettin Hazeme Şah'a diyecek ki gel birlikte ticaret yapalım, ekonomimizi güçlendirelim diye öğütte ne yapmıştır? Bulunmuştur diyoruz. Aynı zamanda tabii ki ticaretin, tarımsal faaliyetlerin olması, artı ürünün ön plana çıkması, sosyal tabakalaşmayı da ön plana ne yapmıştır? Çıkartacak. İlk çağ toplumlarında genelde nasıl bir yapı görüyorum dersem, köleci bir toplum ne yapılmakta? Görülmektedir. Bakın nasıl bir toplum dedim? Köleci bir toplum. Orta çağ dünyasına geldiğim zaman kölecilik yerini sınıfsal faktörlere ne yapmaya başlıyor? Bırakmaya başlayacak. Bunu neye göre değerlendireceğiz dersek Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesidir. Bunun en net kanıtı neresidir dersem Hindistan olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hindistan'da bir sistem var. Ben bu sisteme kast sistemi diye ne yapıyorum adlandıracağım. Kast sisteminde görüyorsunuz. Nitekim tabloda verilmiş. Peki bakalım sistem nasıldır? En alt tabakada paryalar var. Yani bunları insan statüsüne bile ne yapmıyorlar? Koymuyorlar. Sınıflandırma dışında kılırlar. Ve hor görülürler. Sudralar, pis işlerle uğraşan işçiler ve kölelerdir. Vahisyalar ise çalışan esnaf ve çiftçilerdir. Kısra diyarlar ise savaşan prensler ve askerler, brahmanlar, rahipler ve bilginler. Şimdi burada hani güzel bir parça vardır ya, işçisin sen işçi kal diye. Nitekim buradaki söz tam Hint uygarlığı için. Neden? Şimdi sen doğdun, sudralarda doğdun ama çalıştın, okul bitirdin, fark etmiyor. Bir üst statüye ne yapamazsın? Çıkamazsın. Aynı zamanda bir alt tabakadan bir kız sevdin diyelim. Onunla evlenme olasılığın yok. Hatta Hint filmlerinde vardır ya böyle hani çocukla erkek kavuşamaz. Bir, yer araya gelemez. Bunun en büyük temel sebebi aslında nedir? Değerli arkadaşlar kas sisteminin olmasıdır. Kas sistemi Gazneli Mahmut bir tıkım yıktıktan sonra İngiltere burayı istila ettikten sonra Değerli arkadaşlar bu sistemin değişik bir sistemi hala gün yüzünde Hindistan'da devam etmektedir. Hatta diyorsunuz ki Hindistan'da kas sisteminin oluşması kültürel birliğin oluşmasını engellemiş... ...ve böylece de siyasi birliğin kurulması her zaman Hindistan'da gecikmiştir. Tabii ki orta çağda bu kadar toplumsal olaylar olurken ticarette gelişmeye başlayacak mı? Ticaret de gelişmeye başlıyor. Orta çağda Asya ile Avrupa arasında ticari faaliyetler genellikle... Ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşiyor. Peki sana hocan soru sordu. Kaç tane ticaret yolları göreceğiz dersek? Dört tane. Bakın ilk olarak ilk çağda Kral yolu. Sonrasında İpek yolu. Sonrasında Baharat yolu. Ve sonrasında da Kürk yolunu göreceğiz. Peki neyi bilmem lazım? Hadi gelin buna bakalım birlikte. İlk olarak arkadaşlar bileceğim unsur ne? Deniz aşırı ulaşım. İnsan veya rüzgar gücüyle gerçekleşirdi. Orta çağda üç yerken gemiler... Pusula ve haritanın da kullanımıyla denizciliğin ticari değerini arttırmaya başladı. Hatta sonrasında da coğrafi keşifleri tetikleyecek ve coğrafi keşiflerle birlikte Amerika keşfedilmiş ve Avrupa zenginleşmeye başlayacak. Peki bu kadar ticaret yolu varken ticaret yollarının yanlarına da mekanlar kuracağız mı? Kuracağız. Peki neler bunlar? Bedesten, arasta, han, kapan, ribat, kervansaray, liman ve panayır diyeceğiz. Bedesten ya da arasta nedir dersek eğer üstü açık ya da kapalı aynı dükkanların sıralı bir şekilde dizildiği yer olarak ne yapılmakta bilinmekte. Sonrasındaki süreçte ise bileceğim unsurlardan bir tanesi Han'a gelelim. Han yine ticaret merkezlerindeki önemli konaklama merkezi olarak ne yapılmaktadır bilinmektedir. Kapan ise Tek bir cins malın satıldığı yer olarak bilinmekte. Mesela hatta İstanbul'da vardır ya işte um kapanı falan bilen Onu da bu şekilde ne yapabiliriz? Bilebilirsiniz. Ribat. Ribat nedir? İlk kez Karahanlılar'da ortaya çıkacak sınır karakolları olacak. İlk başta kuruluş amaçlarında sonrasında içeride merkezde kalmaya başlamalarıyla birlikte hem konaklama hem de ticaretin yapıldığı bir merkez haline gelmiştir. Kervansaraylar. Yemek, içmek, dinlenmek gibi yerlerin yapılmasının yanı sıra yine insanlar burada atlarını, develerini ne yaparlardı? Beslerlerdi. Nitekim limanı biliyorsunuz. Liman da yine denizi kenarı olan kıyılarda geminin yük yapma yaldığı yer. Panayır'da nitekim ticaretin farklı bir noktası olarak bilinmekte. Şimdi geldim. Ticaret yollarımıza bir bakalım. İlk olarak ticaret yolumuz. Hangi yoldan bahsedeceğiz? Tabii ki kral yolu ya da diğer isminle king yolu diyebiliriz. Şimdi king yolunu kim yapmış? Bizim için önemli nokta bu. Sana hocan soru sordu dedi ki kral yolunu ilk kez kim yapmıştır derse hemen diyorsunuz ki Persler yapmıştır. Ama Lidyalılar bu yolu tamir ederek ne yapmıştır? Kullanacaklar. Sardes'ten başlayacak arkadaşlar. Manisa, Afyon, Ankara, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Ninova ve Susa kadar uzanan bir bölgedir Kral Yolu. Peki yolun olması bana nasıl bir katkı sağlamıştır? Bir kültürel etkileşimi arttıracak aynı zamanda ticaret, hazmini, ticaret hacmini geliştirmiştir. Yine aynı zamanda arkadaşlar bileceğim unsurlardan bir tanesi nedir dersem Anadolu ve Mezopotamya arasındaki etkileşim artmıştır diyorsunuz. Peki ilk çağdan sonra geldim benim üç tane önemli ticaret yoluma. Hangi yollar bunlar? Yeşille gördüğüm yer neresi? Kürk yolu diyeceksiniz. Hazırsanız Kürk yoluna bakalım nereden neresi geçiyor? Değerli arkadaşlar Kürk yolu Don Nehri'nden başlayıp İtil, Yenikent, daha sonrasında Sayan Dağları, Altay Dağları ve Mançura'ya kadar uzanan bir yol. Peki bu yolda ne yapılıyor? Canlı hayvan, kürk satımı, kürk alımı gibi Post yapımı unsurlar Kürk yoluyla ne yapılmıştır? Taşınmıştır diyoruz. Sonrasında geldim. Aslında dünyada hep biz Türklerin de buraya mücadele verdiği, aynı zamanda Avrupalıların da buraya hakim olmaya çalıştığı bir yol. Hangi yol? İpek yolu. İpek yolu Çin'in Loyang şehrinden başlayarak daha sonrasında Hotan, Anadolu e, Orta Asya bölgesinde Kaşgar, Buhara, Semerkant, Belh, Merv, Nişabur Rey, ve Trabzon, Antakya bölgesine kadar uzanan bir bölge İpek Yolu olarak bilinmekte ve Orta Çağ'ın en önemli ticaret yolları arasında ne yapılmaktadır gösterilmekte. Sonrasında da hemen şöyle bir şey yapacağım. Hintlere geçeceğim. Neden? Hintlerin biliyorsunuz ki olmazsa olmazı baharattır, değil mi? Baharat yolu Hint Okyanusu'ndan Hindistan'ın Seylan bölgesinden devam edip Umman Denizi'nden Şam, Basra, İran ve Kızıldeniz'den Mısır'a kadar ve en son Antakya'da sonlanan önemli bir yol. Hatta rivayete göre düşünsenize bugün baharatlara çok kolay ulaşabiliyoruz değil mi? O dönemde baharatın olması ve baharat satan alanlar genelde soylu kesim. Halkın arkadaşlar bu dönemde baharat alma gibi bir durumu yok. Ya düşünsenize bir tane kimyon alıyorsunuz şu kadar bir şey. Kimyona verdiğiniz para bir tane altın. Düşünün. Yani ne kadar değerli bir baharat olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki zaman içerisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu yollarda önemini ne yapmaya başlıyor? Kaybetmeye başlamıştır. Tabii ki bakın orta çağda önemli fetihler yaptım. Orta çağda önemli ticaret yollarını kavuştum. Orta çağda önemli noktalara uğraştım. Aynı zamanda bu kadar olay olurken devletler kendilerini kanunsal anlamda düzeye almak zorundalar mı? Evet almak zorundalar. O yüzden de neyleri geliştirmeleri gerekiyor? Kanunları geliştirmeleri lazım. Kaç tane kanunu geliştireceğiz? 3 tane kanundan bahsedeceksiniz. 12 levha kanunları, Justinianus kanunları, Cengiz Han yasası veya büyük yasa diye adlandırdığım önemli unsurlar. Şimdi geldim 12 levha kanunlarına. 12 levha kanunları Romalılar döneminde patriciler ve pilepler arasında bir güç mücadelesi gerçekleşiyor. Borç, miras, ceza gibi konular yer aldığı için şunu söylüyorsunuz 12 LFA kanunları için modern arkadaşlar Avrupa hukukunun neyi atılmıştır? Temelleri ne yapıldı? Atıldı diyorum 12 LFA kanunlarıyla. Justinianus kanunları da yine Bizans döneminde 12 levha kanunlarının geliştirilmiş dönemidir. Ve ben şunu söylüyorum. Bugünkü bugünkü modern arkadaşlar neyi diyorsunuz? Medeni hukukun neye atılmıştır? Temelleri atıldı. Bakın burada Avrupa hukukunun temelleri atılacak. Sonrasında ise Justinianis kanunlarında ise bugünkü modern medeni hukukun temellerinin atıldığını göreceğiz. Geldim Cengiz Han yasası veya büyük yasa. Şimdi Cengiz İmparatorluğu Uygurlardan yani Türklerden aşırı derecede etkileniyor. Nereden anlıyorum? Adamlarda bir kut anlayışı var. Aynı zamanda kurultay var. Aynı zamanda inanç olarak şamanizm var. Yine arkadaşlar ordusunu onluk sisteme göre ne yapmıştır? ayarlayacak. E baktığım zaman birebir Türk ya bunlar diyorum değil mi? Cengiz Han da bunların hepsini yazılı bir hale getiriyor ve böylece Orta Asya'da yazılı kanunları hazırlamıştır. Ben buna Cengiz Han yasası ya da sizin diğer ismini bildiğiniz büyük yasa olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Peki biz bugün neler öğrendik? Orta çağda siyasi olaylar, Sasan Devleti'nin yıkılmasını, yine İngiltere'de Neyin ortaya çıkması, kralın kendinden taviz vermesi, demokratikleşme hareketini. Sonrasında yine. Avrupa'na veba salgınını, yine ordu sistemini, yine bu dönemde arkadaşlar orta çağa damgasını vurmuş önemli devletleri birlikte gördük. Yine tarımdan ticarete ekonomiyi, orta orduyu, yine kanunlar bakın burası önemli. İlk modern hukuk, ilk arkadaşlar medeni hukuk, aynı zamanda ilk kez sörenin yazılı hale gelmesini birlikte öğrendik değerli arkadaşlar. Şimdi konu biterken size çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.